Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Tavuk ciğer sever misiniz? Başta onu sorayım. Ben tavuk ciğerini çok seviyorum. Her zaman yapıyorum. Bu kez de yapmışken kısa da olsa videoyu paylaşmak istedim. Gerçekten çok lezzetli oluyor bu şekilde arkadaşlar. Fırında tavuk ciğerini denemenizi tavsiye ederim. Nasıl yaptım? Yaklaşık 300 gram kadar tavuk ciğeri, 1 çay kaşık kırmızı toz biber, 1,5 çay kaşık tuz, yarım çay kaşık kimyon, yarım çay kaşık karabiber ve biraz da zeytinyağı. Baharatlarla birlikte tavuk ciğerini güzelce karıştırıyorum. Baharatların her yerine gelmesini sağlıyorum. Ve artık pişmek için hazır. Tüm tavuk yapmıştım. Tavuğun yanına ciğerleri de ekleyip birlikte pişirdim arkadaşlar. Biraz da tencereye yaklaşık yarım çay bardak kadar da su ekledim. Dibi tutmasın diye. Fırını önceden açıp ısıtmadım. 200 derece fırında yaklaşık 40 dakika tavuk ciğerlerini pişirdim. Tavuk ciğerlerini çıkardıktan sonra ben tavukları tekrardan pişirdim. Tavukların pişme süresi yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Çünkü kilosuna göre pişme süresi de uzadığı için 1 saatten fazla tavuğu pişirdim arkadaşlar. Eğer tavuk tarifi isterseniz yoruma yazın. Bunu da detaylı bir şekilde bir dahaki sefere sizlerle paylaşırım. Evet, burada fırınımı ayarlıyorum. Tüm tavuk olarak gramını da tekrardan veriyorum. Kaç gram tavuk diye. Bu şekilde pişirmeyi bırakıyorum. 1 saat 15 dakika sonra fırın otomatik bir şekilde kapanacak. Ama ben 40 dakika sonra tavuk ciğerlerimi çıkardım. Evet, burada görüyorsunuz tavuk ciğerleri şahane oldular, yumuşacık ve ağızdan müthiş derecede dağılıyor arkadaşlar. Ciğerleri çıkardıktan sonra ben tavuğu tekrardan devam pişirdim. Evet, ciğerleri arkadaşlar dilerseniz soğan piyazı yığıp yanına güzelce yiyebilirsiniz. Pilav yaparak servis yapabilirsiniz. Ben bu şekilde sade kesip kesip yiyorum. İnanılmaz güzel oluyor. Çok sevdiğim için genelde tavuk kızartacağımda ciğeri de yapıyorum arkadaşlar. Yapmışken de sizlerle paylaşmak istedim. Dana ciğerini sevmiyorum ama tavuk ciğerini gerçekten çok seviyorum. Onun için sizlere de fikir olsun bu şekilde. Eğer denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar da bir yayınımızın sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.